Evet, burası Sırasır Kafe girişi. Ama içeriden çekiyorum şu anda. Şöyle tam girişini göstermek için dışarı çıkıyorum. Evet, ekranı böyle yaptım. Görünüyor mu? Evet, burası işte. Sırasır Kafe'nin girişi. Geçen sene farklıydı burası. Şimdi biraz daha farklı yaptık. Dizayn değişikliği yaptık. Hemen girişte şu şekilde limon çanlarımız var. Limon çanları arasında burada bir karpuz. Karpuz görünüyor mu? Şöyle biraz yakınlaştırayım. Harika bir karpuz var. Benim bildiğim karpuzlar tarlada yetişir. Fakat biz bu çiçeklik arasında yetiştirdik bu karpuzu. Biraz sonra bu karpuzlardan bir tanesini, hatta belki birkaç tanesini koparıp bahçede tepside keseceğiz ve tadına bakacağız. Kelek mi acaba bu karpuzlar, tatlı mı değil mi bilmiyoruz. Başka karpuzlara da bakıyorum şu anda bu arada. Başka burada var mı karpuz? Evet, nerede? Yavaş yavaş gidiyoruz. Nerede? Kaan göster bakayım nerede? Evet, işte bir karpuz. Bu büyük değil mi? Evet. Bayağı büyük bir karpuz. Keseyim mi? Keseceğiz değil mi? Keselim mi? Bir dur, bir kesmeden önce ilk önce kendi aramızda bir şöyle konuşalım. Sizce bu karpuz kırmızı mı, tatlı mı, yoksa kelek mi çıkacak? Ben bunun kırmızı olabileceğini düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Aynen. Kırmızı mı sence? Evet. Kaç kilo tahminen şu anda bu karpuz? 2,5 kilo. Tahminen 2,5 kilo diyor. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Bence çok evet. güzel. Bence ortalama 3 kilo gelir 3 kilo ve gelir. müthiş bir tadı olduğuna inanıyorum. Sence kelek değil. Kelek değil. Kelek çıkmayacak. Taptaze. Daha önce yediğimiz karpuzlar bahçeden toplanıyor. Evet. Ondan sonra büyük araçlarla işte karpuz hallerine geliyor. Orada bir iki gün bekletiliyor. Sonra bakkallara geliyor. Orada da bekletiliyor ve satın alıp yiyoruz. Onun tadıyla bunun tadının bir olması mümkün değil. Yani müthiş bir tadı olduğuna inanıyorum şu anda. Bence de böyle. Gerçekten mutlaka büyük bir tat farkı olacaktır eminim. Bunu yerken de yine de tabii ki canlı canlı yorumlar alacağız. Ve ben bu sene böyle bir çiçeklikte karpuz yetişmiş olma olasılığı karşısında hayran kaldım. Çünkü bu bence büyük bir değer. Belki bir karpuzu gidip marketten almak ya da manavdan almak, halden almak kolay bir şey. Çünkü orada insanlar profesyonel olarak bunları yetiştiriyorlar. Fakat burada bir çiçeğin arasında, çiçeklerin arasında böyle karpuz yetiştirmek çok ilginç bir şey. Ya bizim burada o kadar geniş bir alan var ki Keseyim mi her artık? referans kültür kulübü bahçesinde. Bundan sonra her yerde böyle karpuz, kavun ve değişik sebzeler, meyveler yetiştirmek için kendimde cesaret buluyorum şu anda. Keselim mi şimdi yavaş yavaş? Kesiyorum. Kesiyoruz. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Yakından alabilir miyim şimdi? Görebilir miyim? Bir de elime alayım şöyle be. Elime alayım. Bence bu 3 kilodan fazla gelir ya. He? Evet. 3 kilodan fazla bence. Neredesin Kaan? Daha var. Daha öteyi var burada. Bunları da çekebilirsin. Daha da var değil mi? Tabii ki. Evet. Tabii ki. Nerede? İşte 2 tane burada var. 2 tane daha var. 3 tane hatta var. Üç tane. Onu tat getir şu markete. Bu çok büyük değilmiş bu daha. Ha? Bak elime aldım bunu. Evet. Bu daha büyük değil. Bundan daha büyüğü var mı burada? 2 tane var yani. Yana. Bunlar küçük ama değil ama mi? Yazık, bak bu çatlamış yazık. Evet. Çatlamış mı? Bu küçük, Neresi çatlamış? Bu küçük. Bu küçük. Küçük ana. Şu. Bu çok küçükmüş ya. Ve çatlamış. Evet, çok küçük. Çatlamış bu. Aa, hiç böyle bir şey olmaz ya. Niye çatlamış acaba? Küçük küçük karpuz. Allah Allah, üzüldüm buna ya. Buraya getirir misin? Evet. Beslenin yanına. Nerede? Hemen aşağı indir. İşte evet burada Beslen.
bir tane daha var. Şunu da elim alsam mı? Valla bu da büyükmüş ya bak. Seslerini de. Bu da büyük. Amca kamerayı biraz aşağı indir. Evet. Seslerini de getir. Bu da büyükmüş değil mi? Bu da büyük, evet. Hangisi?